Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Amin. Dünyaya lanet okumak günah mı? Hiçbir şeye lanet okumayın. Hadis-i şerifte siz lanet edicilerden olmayınız diyor. O yüzden bir kimse lanet edicilerden olmamaya gayret edecek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri zaman zaman, birkaç tane var öyle müşriklerle alakalı. Ama yine de müminin lanet okuması hoş değil. Malına lanet okumayacak, çoluğuna çocuğuna lanet okumayacak, eşine lanet okumayacak. Lanete dilini alıştırmayacak. Lanete dilini alıştıranlar Allah muhafaza eylesin. Sıkıntılılar. Abimin hanımı, kardeşim, kardeşimin hanımı ve ben evde oturup sohbet etmek veya konuşmakta dinen bir sakınca var mıdır? Bunların aynı ortamda bulunmaları haram deniliyor, doğru mudur? İnsanın abisinin hanımıyla veya oğlan kardeşi, oğlan kardeşinin hanımıyla hep beraber ailecek oturmalarında hiçbir beis yok. Benim okuduğum eserlerde bununla alakalı, haramiyetle alakalı herhangi bir şey yok. Kadınlar bu noktada tesettürlerine riayet ettikleri müddetçe bir problem yok. Bu son dönem çıktı bunlar. Normalde bunlar sonradan böyle fetva vermeye başladılar. Ama benim okuduğum Hanefi fıkhına göre bunlarla alakalı bir fetva okumadım. Kur'an dinlerken ezberimde olanları içimden tekrar ediyorum. O zaman ben de okumuş mu oluyorum? Sünnet mi işlemiş oluyorum? Peygamber Efendimiz nasıl dinlerdi Kur'an'ı? Normalde Kur'an-ı Kerim okurken bir kimse ezberinde olanları kendisinin de okumasında bir beis yok, bir sıkıntı yok. Okursa sevap işlemiş olur. Dergaha gelen ikram kimin getirdiği sorulup ona göre o ki ikramdan yemek uygun mudur? Sormak doğru değil. Çünkü buraya gelen ikram veya zikir yapılan yerlere gelen ikram, bunu kim yapmış, kim göndermiş? Allah gönderdi. Orada şahsı mı görüyorsunuz? Burada şimdi çay var. Bana bir şey koyma. Su kalsın sadece. Burada normalde çay dağıtılıyor. Bu çay kimin diye soracak mıyız şimdi? Bu çayı kim getirdi mi diyeceğiz? Veya bir arkadaş burada akşam yemeği verdi diyelim. Ha, kim verdi bu akşam yemeğini mi diyeceğiz? Veyahut da sufi terbiyesinde bu yemek bana ait, bu çay bana ait demek de yok ki. Sufi terbiyesinde o kimsenin kendisini ortaya koyması yok. Siz bir hayır hasenat işlediyseniz onu saklayacaksınız, onu gizleyeceksiniz, onu meydana çıkarmak yok. Veya işte orada yemek veriliyorsa bugün akşam yemeğini ben veriyorum. Bu yok sufi terbiyesinde. Şahsın kimliği belli olmayacak. Sufi terbiyesinde bir hayır hasenat yapıyorsa bir kimse kendi kimliğini, kişiliğini ortaya çıkarmayacak ki. Sufilikte isimsizlik var. Yani eğer bir kimse hayır hasenat ederken işte ben orada yemek veriyorum, yok ben orada su veriyorum, yok ben orada hizmet ediyorum, yok ben oranın dervişiyim, yok ben oranın zakiriyim, yok çavuşuyum, yok nakibiyim, yok ben oranın filancasıyım, ben oranın şeyhiyim. Bunlar sufi dili değil. Bunlar sonradan oluşan şeyler. Sufi, işte ben dervişim bile demez. Söylemez. Ya senin hatanı gördüyse o kimse?
Olmaz. Hayrını gizlemek, şerrini meydana çıkarmak vardır. İslam terbiyesinde bir kimse hayır hasenat yaparken isminin öne çıkmasını istemez. Öne çıkarmaması lazım. Bir kimse hayır hasenat ederken ismini öne çıkarıyorsa bu caiz değil. Sağ elinizin verdiğinden sol elinizin haberi olmayacak. Hadis-i şerif bu. Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretleri gece yarısından sonra küfeyle sırtına küfeyi alır, fakir fukaraya yiyecek, içecek ihtiyaç dağıtırdı. Gündüz bile dağıtmazdı. O yüzden burada birisi yemek veriyor, bir ikram veriyor. Bunu kim yaptı? Bunu kim getirdi? Küstahlık bu. Kim getirdiyse getirdi. Almış getirmiş. Fî sebilillah. Bir kimse bunu ben yaptım da demez. Bir kimse dergaha bir şey getiriyorsa yeme, içme, çay, şeker. Yani çok bizde olmaz bunlar da. Erkeklerde çok olmaz da. Kadınların kendi aralarında oluyorlardı, oluyordur bunlar. Yani o kimse sormaz. Bir de yani getiren kimse de bunu ben getirdim demez. Dememeli. Bunu diyorsa nefsine uymuş. Allah muhafaza eylesin. Amin. Dergahlarda bir şey olur gider kendiliğinden. Sen bir işin ucundan tutacaksan tutarsın. O işi kim yapıyor? X kimse yapıyor. Ben burada kenarda bulaşıkları yıkayıvereyim dersin. Geçer bulaşığı yıkarsın. Ben de şurada tuvaletleri temizleyivereyim dersin. Geçer tuvaletleri temizlersin. Tuvaletleri de temizledikten sonra ben tuvaletleri temizledim demezsin. Veya tuvaleti temizledin ya, düzgün tuvalete girin. Aa, hoş geldin. O temizledi ya. Tuvalete girenleri de dizayn edecek. Yoktur böyle bir şey. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bunlar hep böyle sonradan unutulan şeyler. Ortadan kalkan şeyler. Olmaz. Bir dergah kültüründe yapan kimse bunu ben yaptım demez. Bunu bir şeyi icra eden kimse bunu ben icra ettim demez. Bu sufi kültüründe bir tek üstadlara bu alan açılmış. Sebebi de şu. Örnek olacak ya, prototip olacak ya, bir tek üstad yaptığı ibadeti söyler, yaptığını, ettiğini söyler. Bu sebebi ne? O örnek olsun. Bu noktada hani ne yapıldığı, ne edildiği, bu noktada insanlara prototip olarak örnek olsun diye. Yoksa o kimse üstad oluncaya kadar yaptığını, ettiğini, çattığını hiç kimse söylemez. Yok biz 10 kişiye yemek yediriyoruz. Yok biz 3 tane fakire bakıyoruz. Yok biz gelen gidene işte şunu yapıyoruz. Bunlar denmez. Bir, ikincisi bir dervişin de oradaki ikramın sahibini sorması caiz değil. İkram oraya gelmiş. Buraya da çok affedersiniz bilemeyiz. Hani kimin kazancı haram, kimin kazancı helal. Ama burası normalde herkesin geldiği bir yer. Bir davete gidecek kimse, öyle değil mi? Davete giderken birisi bir yere davet etti. Davete gidecek olan kimsenin davet edilen yeri kendince sorgulaması, kendince onun niyetini, kazancını sorgulaması hakkıdır. Mesela birisi davet etti, yemeğe davet etti, bir yere davet etti. Beni neden davet etti? Bu, o kimse kendi kendisine sorgulayabilir bunu. Beni iftara davet etti. Lan bu gösteriş yapmak için beni iftara davet etti diye kendince, kendi dairesine fetva verebilir. Veyahut da bunun kazancında problem var. Bu kazancında problemli bir kazanca sahip. Ne yapıyor? İşte faizcilikten para kazanıyor. Ne yapıyor? Direkt haramdan para kazanıyor. Bu direkt haramdan para kazandığı halde kendi haramını dervişlerle örtmek istiyor. Kendi haramını işte şeyhini böyle oraya davet etmekle örtmeye çalışıyor. Yani kendince kendi haramını helallaştırmaya, kendi haramını mübahlaştırmaya çalışıyor. Veyahut da gösterişe düşmüş,
kendi gösterişini mübahlaştıracak. Şataata düşmüş, kendi şataatını mübahlaştıracak. Çünkü sufiler şataattan, gösterişten uzak dururlar. Şataata düşmüş, gösterişe düşmüş kimselerden de uzak dururlar. Uzak durmak zorundalardır. Sebep, ölçü olur çünkü. Bir kimse davete icabet edecekse bunları sorgulayabilir. İşte o düğüne davet ediyor illaki. Nerede düğün? X otelde. Nasıl? Kur'an ve sünnete uygun mu? Değil. Sünnete uygun olmayan bir düğün töreni. Bir, ya böyle mecburiyetten hızla gideceksin, mübarekleyip çıkacaksın. Ya da diyeceksin ki ya açıktan haram işlenen bir yere benim gidemem. Veya bilmiyorsun öyle ya. Aynı şey dervişler için de geçerli oluyor. Çağırıyorlar işte illaki düğüne gel. Gidiyorum bir bakıyorsun Allah haram işleniyor açıktan. Hızla çıkacaksın oradan. Durmak yok. Baktın dedin ki ya açıktan haram işleniyor. Orada senin bulunman meseleyi mübahlaştırır çünkü. Avam şöyle der. Allah ne şeyhi bile oradaydı ya. Ne zakiri bile oradaydı ya. Ne? Hani haramdı bütün dervişler oradaydı. Yani haram olmuş olsa onlar gelir miydi? Bak nasıl mübahlaştırdı anında. Dışarıdaki avam ona laf söyler. O yüzden Kur'an sünnetin açıkça alenen ezildiği, alenen inkar edildiği, alenen hiçe sayıldığı bir yerde dervişinin, sufinin işi yok. Hızla uzaklaşacak oradan. Bunun gibi davete gideceğin yeri sorgulayabilirsin. Ha soramadın, utandın. Veya Kur'an sünnete uygundur dedin, gittin, baktın değil, hızla çıkıp gideceksin. Aynı şekilde bir yere yemeğe davet ettiler seni veya iftara davet ettiler veya bir yere davet ettiler. Yani o davete gittiğin yerde senin kimliğin, kişiliğin kullanılacaksa, basamak olacaksa, gittiğin yer Kur'an ve sünnete aykırı bir yerse, örneğin işte iftar var. Nerede? Hilton'da. Ulan ne işimiz var bizim orada? Müslümanların her yerde olması lazım. Ama böyle bir şey mi var? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri müşriklerin yemeğini mi yedi? Müşriklerin davetine mi gitti? Müşriklerin düğününe mi gitti? Müşriklerin bir törenine mi gitti? Gitmedi. Veya Mekke'de müşrikler vardı. Medine-i Münevvere'de Hristiyanlar vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hristiyan adetleri üzerine olan bir düğüne mi gitti? Hristiyan adetleri üzerine olan bir toplantıya mı gitti? Ve Yahudi adetlerinin olduğu bir düğün dernek var mı hadislerde? Yok. Ama yapıyorlar. Yapıyorsa Allah kendi kendine yapsın. Bana ne? Bize mi sordu yaptı? Ya gitmeyecek miyiz? Gitme kardeşim. Bile bile gitme. Göz göre göre gitme. Senin adetine, geleneğine, göreneğine ne oldu? Senin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine ne oldu? Şimdi herkes böyle yapıyor. Herkes kafir olduysa ben de mi olacağım? Herkes müşrik olduysa ben de mi olacağım? Herkes bilmem nesini aştıysa ben de mi aşacağım? Herkes delalete gidiyorsa ben de mi gideceğim? Ne yapalım şimdi, durduramıyoruz. Kalsın. Durduramıyorsan kalsın. Durdur.
Ve sözümüz geçmiyor. Sen de gitme o zaman. Sözün geçmiyorsa senin ne işin var orada? Derviş adamsın. Sufi adamsın. Zikrullah'ta sufi, düğünde vur patlasın, çal oynasın. Hatunlar, erkekler orta yerde. Burada sufi, ya kız evleniyor ya düğün evleniyor. Herkes çıplak. Bu nasıl ya? De ki ben kardeş sufiyim, gelemem. Ya nasıl basmaya? Yapın düğününüzü. Al kız da burada. Allah yolunu açık etsin. Yap. Sen, ben gelemem. Allah yolunu açık etsin. Aha oğlan burada, kız burada. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah yolunuzu açık etsin. Ben her perşembe zikrullah'a gideceğim. Nerede sohbet, oraya koşacağım. Kızımı, oğlumu evlendirirken hatunlar, adamlar, karman çorman orada. Düğün yapacak, dernek yapacak. Ben de oturacağım orada bir çuval sakalımla. Yirmi yıllık dervişliğini bir gecede koy oraya masaya. Ne oldu ya? Ya kardeşim ya. Gittin, dandünü başladı. Çık git. Öyle ya, bilmiyorsun ne, nasıl olacağını. Başladı, işin gücün rast gelsin. Selamünaleyküm. Düğün eğlencesi var mı? Var. Adam adama çıksınlar, oynasınlar. Düğün eğlencesi var mı? Var. Kadın kadına geçsinler. Kına mı yapıyorlar? Zıplıyorlar mı? Hopluyorlar mı? Oynasınlar. Millet orta yerde, düğün salonunda, herkesin karısı yarı çıplak, adamlar meydanda. Ne? Derviş düğünü. Böyle derviş düğünü mü var ya? Yok böyle bir şey. Gitti. Gittin, bilemedin. Yürü git. Çık git. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden bir kimse davete gideceği bir yeri sorgulayabilir. Bu noktada davete gidecek olduğu yerde açıkça haram işleniyorsa o kimse davete icabet etmez. O davete icabet etmesi için 3 hal olması lazım. 1- Ya amir hükmünde olacak. Ya alim hükmünde olacak. Ya hakim hükmünde olacak. Amirse gidecek, yasaklayacak. Böyle bir eğlence yapamazsınız siz diyecek. Karılı kızlı hep beraber orta yerde oynayamazsınız. Yasaklıyorum diyecek. Ya da hakim hükmündedir, gidecek, hükmedecek. Diyecek ki bu yaptığınız haram. Ya da alim hükmünde, hop durun bakalım. Bu yaptığınız haram diyecek, nasihat edecek orada. Alim değilsin, amir değilsin, hakim değilsin. Veya hem amirsin, hem alimsin, hem hakimsin ama onlar çilbirinden boşanmış salma develer gibi. Seni dinleyecek kimse yok. Selamünaleyküm de yürü. Durma hiç. Hadis-i şerifi hiç unutmayın. Siz adım 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 onlara uymadıkça kıyamet kopmaz. Onlardan kasıt Hristiyanlar ve Yahudiler mi ya Resulallah? Evet. Siz onlara adım adım uymadıkça kıyamet kopmaz. Başka bir hadis-i şerif. Onlar diyor kertenkelenin girdiği deliğe girseler, sizler de diyor girmek istersiniz. Hadis-i şerif. Onlardan kim ya Resulallah? Hristiyanlar ve Yahudiler mi? Evet. Biz şimdi çağdaşlık adı altında adım adım her şeyimizi onlara uyduruyoruz. Hiç kimsenin bu konuda kimseyi suçlayacak bir hali yok. Hepimizde de bu haller var. Ben de dahilim buna. Bakın, hepimizde bu haller var. Biz bunun uyanıklığını yaşayalım, adım adım uzaklaşmaya gayret edelim.
davet edecek olan kimseler düşünsünler. Dervişlik adabına, erkanına uygun değilse, açık ve net söylüyorum, buradan kalkıp da şurada düğünümüz var, buyurun gelin demesinler. Açık ve net. Kur'an ve sünnete uygun değilse, kadınlar da erkekler de, dervişleri günaha katmayın. Millet utanıyor, utancından gidiyor. Ne bileyim işte, ya kaç yıllık hatırı var diyor, gidiyor. Bir bakıyor ki, o ortalık dandını. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yapmayın. Yapıyorlar, sözünüz geçmiyor, nazınız geçmiyor. Erkekler de, kadınlar da. Görüşünüz geçmiyor, geçmiyor mu? Geçmiyor. Bir garip olarak sen o düğüne gidiyorsan git. Bir garip olarak o toplantıya gidiyorsan git. Gelip de burada insanları davet etme. Söyleme. Üzme insanları da. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ha ayrı ayrı herkese eğlencesini yapıyor. Yapıyor. Geçen Onur nerede? Onur'un düğünü oldu. Sokakta erkek erkeğe orada oynadı, zıpladı mahallenin gençleri, kendileri. Hiç sıkıntı yok. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Caiz mi? Evet. Demir, nerede Sinan çocuğuna sünnet yaptırdı? Sinan çocuğuna Demirtaş'ta sünnet yaptırdı. Demirtaş'ın adeti çok güzel, hoşuma gidiyor. Adamlar orada sokakta kendi oyunları var. Kendi oyunlarını oynuyorlar. Öğleye kadar değil mi Demirtaş'ta? Öğlenden sonra kadınları bırakıyorlar. Kadınlar yemeklerini yiyorlar, mübarekliyorlar, gidiyorlar. Güzel. Yani ona söylenecek bir söz yok. Tabi oradan bakıyorsun ama iyidirler, daha bir şeye davet etmedi bize. Tabi biz şey, muhtarın sünnetine gel dedik. Tamam, muhtarın sünnetinde de öyle. Sıkıntı yoktu. Orada sıkıntı, haber ateş ediyor millet, güldür 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 güldür. Şey yok, kasalar dolusu. Yok yok yok. O gün öyleydi değil mi muhtar? Hoş, o gün az olmuş galiba değil mi? Biraz az olmuş, evet. Onların hepsini göndereceksin Suriye'ye. Sınıra. Diyeceksin ki gelin burada ateş edin. Hiç olmazsa ateş ettiğiniz yer boşa gitmesin. Hiç olmazsa teröristlere gideceksin. Gitsin dese. Değil mi sizin? Türkiye birincisi değil mi sizin oranın şey? Trap'ta değil mi? Birinci değil mi onlar? Aslında götüreceksin. Siz Türkiye birincisiniz. Trap'ta hadi bakalım. Biraz PKK'lı, YPG'li, PKK'lı bir sürü alfabede harf kalmadı ya. Onları vurduracaksın o zaman. Tamam, bir sıkıntı yok. Allah bizi yesin inşallah. Amin. Hijyenik ve kibir arasındaki fark nedir? Bazen ben hijyeniyim deyip kimsenin yaptığını beğenmemek hali oluşuyor. Bunu biraz açıklar mısınız? Bu normalde hijyenik değil, kibir bu. Bu kibirlilik bu. Ay ben kimsenin yaptığını yiyemiyorum. Ah yesinler seni. Sen kibirlinin en önde gidenisin hem. Bir yere gitmişsin, ikram ediyorlar. Bir bardak çayını iç orada. Bir eve gitmişsin. Misafirliğe gitmişsin. Ne? Hani, sağlık olarak bir sıkıntın yok ise ye. İşte nasıl yapıldığı bilmiyorum ya, o yüzden yiyemem. Gitme o zaman bir yere. O zaman gitme. Ya ben şey, Halit'in oraya gidiyorum. Halit bir şeyler hazırlıyor orada. Aa ben hijyenikim. Hiç eldiven görmedim elinde Halit. Ama neydi o yaptığın tavada? Onun bir muhteşem bir şeyi var. Tavada yapıyor onu. Adını söylemeyeyim şimdi. Ağzınız sulanacak.
Yusuf Hoca güzel yapmıyor mu şimdi Allah için? Ama hiç elinde eldiven görmedik ama. Ama ben başka bir yerde de balık yemeyi hiç düşünmüyorum mesela işte. Bir de o yaptığı şeyi de söylemeyeyim şimdi adını. Onu da hiç düşünmüyorum. İsmail bakma, tarifi onda bende değil. Ne vermez o tarifi? Bak, hareket bu. Şimdi ne diyeceksin ona? Aa, ben hiç yenim, yemeyeceğim mi diyeceksin? Ne işin var orada o zaman? Yok, doğru değil. Arkadaşlar, derviş kardeşlerinizin normal ölçülerde ikram ettiği şey, misafirliğe gitmişsin, adabından, erkanından az da olsa yersin. Bir rahatsızlığın varsa, öyle ya, şeker, ben de şeker hastalığı var. Adam, ben normalde şeker hastalığıma göre yemek zorundayım. Bu ayrı bir mesele. Ama ben yine de kırılmasınlar, üzülmesinler diye bazen hani eğer bozulmayacaksa bir şey bir kaşık yerim. Ama ben ondan bir kaşık aldım, ondan kimse yemeyecekse ben kendi kendime düşünürüm, bitiririm onu. Ama öbür türlü işte bir kaşık ondan, iki kaşık ondan tamam mesele bitti ama... Bir kimse, aa ben hijyenim, o kibirlilik başka bir şey değil. Ben hiç kimsenin yaptığını yemiyorum. O kibirlilik kardeşim ya, o zaman hiç kim, hiçbir yere çıkmasan. Allah muhafaza eylesin. Evet, bütün kardeşler bu noktada Suriye'deki güvenlik alanıyla alakalı yapılmış olan, yapılmakta olan bu Barış Pınarları'ydı değil mi adı? Barış Pınarı harekatına duasıyla, zikrullahıyla bütün kardeşler bu noktada tek vücut olup dün geceden itibaren tevhid hatimleriyle, Kur'an-ı Kerim hatimleriyle, Fetih Suresinin ilk ayetleriyle, onların hatimleriyle devam ediyor arkadaşlar. İnşallah baylar, bayanlar hepsi de. Yalnız dün gece herhalde bir tek Çanakkale toplandı bu konuda, erkekler özel ders yaptılar. Başka bir yerden öyle özel olarak toplanıp ders yapan yoktu. Onlar saat 11'de toplandılar. Camideydiniz herhalde değil mi? Cami miydi oranın fıtığı? Dergah mı? Dergahta toplanmışlar orada. Ondan sonra orada toplandılar, orada ders yaptılar, zikir yaptılar dün gece. Allah razı olsun hepsinden de. Amin. O yüzden bayanlar toplandılar, tevhid hatimleri paylaştılar, Kur'an-ı Kerim hatimleri paylaştılar. Buna devam edeceğiz inşallah. Bu Osmanlı'da, Osmanlı'dan önce Selçuklularda, ondan önce sahabelerden itibaren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden itibaren bir sünnettir. Ordu savaşa çıktığında, ordu cihada çıktığında arkada kalanlar dualarla, zikirlerle, hatimlerle onlara manevi destek olurlar. Hatta Osmanlı'da ordu cihada çıktığında Şeyh Efendiler dervişleriyle beraber cihada katılırlar ve Gazi Şeyh unvanını alırlar. Cihada bir fiil katılırlar. Ölürlerse şehit olurlar. Bu Osmanlı'da uzun müddet uygulana gelen bir bu manada şeydir, ölçüdür. Bir sufi geleneğidir. O yüzden Osmanlı'da sufiler askere alınmazlardı. Ama ve lakin sufiler cihat ilan edildiğinde dergahlarıyla beraber giderler, müracaat ederler, biz de katılmak istiyoruz derlerdi. Bu ta şeye kadar, gerileme devrine kadar böyle devam etti. Gerileme devrinde dahi zaman zaman bazı dergahlar bu tip böyle cihatlara katılmışlardır. Bizim dergahımız da Kurtuluş Savaşı'na katılmış bizatihi dergahlardan birisidir Çorum'dan. O yüzden bizim dergahımız İngilizlerin kurduğu, Yahudilerin beslediği, CIA'nin dizayn ettiği bir dergah değildir.
bizim dergahımızın aslı astarı geldiği yer, gittiği yer bellidir. O yüzden vatan savunmasında her daim hassasiyetini muhafaza etmiş, korumuş bir dergahtır. Diyeceksiniz ki İngilizlerin kurduğu dergahlar var mı? Var Türkiye'de İngilizlerin kurduğu dergahlar. CIA'nin kurduğu dergahlar, cemaatler var mı? Var. Bunları yönettiği, yönlendirdiği dergahlar, yönlendirdiği cemaatler var mı? Evet. Bunları zaman zaman görüyoruz. O yüzden hamdolsun. Bizim geldiğimiz, benim geldiğim siyasi köken belli. Ben ülkücü camiadan gelmiş bir insanım. O yüzden benim geldiğim siyasi kökeni ben hiçbir zaman reddetmiyorum, saklamıyorum da. Bizim dergah olarak da kökenimiz bu noktada Çorum'dan malum. O dergahta, Çorum'daki dergahta Kurtuluş Savaşı'nda bizatihi dervişleriyle beraber Kurtuluş Savaşı'na katılan dergahlardanız. O yüzden ben kendimi bu noktada milli bir dergah olarak nitelendiriyorum. Kendimizi nitelendirirken biz kendimizi gayrimilli olarak görmüyorum. Kökü dışarıda, ucu dışarıda, dışarıdan yönlendirilen, yönetilen, CIA'nin bozması, Yahudinin oynatması değiliz elhamdülillah. O yüzden bizim bu noktada duruşumuz belli. Kur'an ve sünnet, vatan ve millet. Geri kalan havasını alır, civasını götürür. Hiç umurumuzda değildir. Söyleyeceğimizden de vazgeçmeyiz, yapacağımızdan da vazgeçmeyiz. Kimsenin emrinde, yönlendirmesinde değiliz. O yüzden ordu bizim ordumuz, millet bizim milletimiz, devlet bizim devletimiz. Eksikliği, noksanlığı varsa eleştiririz, kendimiz eleştiririz. Düzeltmek için eleştiririz, yıkmak için değil. Kendilerini düzelsinler diye eleştiririz, kendilerini düzelsinler diye nasihat ederiz. Ama ne devlet düşmanlığına, ne millet düşmanlığına, ne ordu düşmanlığına fırsat vermeyiz. Bu noktada da böyle düşmanlık yapacak olanlara da elimizden geldiğince ama hukuk ile, ama dua ile, ama nasihat ile karşı çıkarız. O yüzden biz ucuz partici de değiliz. Bir partinin peşine takılalım, o partiye kendimizi kitleyelim, o partinin izinde gidelim. Böyle bir derdimiz de yok bizim. Arkadaşlar nereye oy atarlarsa atarlar, bizi ilgilendirmez. Biz onları Kur'an sünnet dairesinde nasihat ederiz. Kur'an ve sünnete uymayan bir iş yapacaklarını da tahmin etmeyiz. O yüzden şuraya oyunuzu atın demeyiz. Ama milli meselelerde, devletimizi, milletimizi ilgilendiren meselelerde sıra dağlar gibi ayakta durmasını da biliriz. O yüzden bu milli bir meseledir. Bunu muhakkak bugün için olması gerekir. O Suriye'deki bu harekatın desteklenmesi gerekir ve bu harekatın başarıyla bitmesi gerekir. Bunun arkasından değişik laflar söyleyen, yok işte bunu böyle zayıflatmaya çalışan, bunu böyle arkasında farklı bir şeyler varmış gibi göstermeye çalışanlar, kasıtlı ve kasti bir şekilde bu milletin bekasına, bu devletin bekasına, Anadolu'nun bekasına çomak sokan, ama bilerek ama bilmeyerek bu noktada hainlik yapan insanlardır. O yüzden bu Anadolu'nun bekası, Anadolu'nun bekası için ve terörün ve oradaki Suriye'deki normalde yapılanmanın Türkiye'ye bir gün silah çevirmesini önlemek için bunun olması lazım. Muhakkak. İster içimizdeki Suriyelileri oraya yerleştirsinler, ister yerleştirmesinler. İster bizim içimizdeki Suriyeli kardeşler oraya kendi topraklarını ister gitsinler, ister gitmesinler. Hatta ben arzu ediyorum Halep'e kadar gitsinler. Halep'i de oradan böyle dolaştırsınlar. Oradan Kerkük, Musul'a da bir oradan ta ileriden böyle bir aralansın oradan. İnşallah. Çünkü başka türlü bu İsrail'in, Amerika'nın, Batı'nın oyunu bozulmayacak oradan. Türkiye'nin bu noktada hem ekonomik olarak, hem siyasi olarak, hem askeri olarak kuvvetli olması lazım. O kuvvetle orada olması lazım.
İçimizdeki NATO artıntıları, CIA artıntıları, Mossad artıntıları, İngiliz artıntıları, artıntı, kılıç artığı gibi bunlar. Bunlar debelenecek. Bunlar böyle kendi kendilerine bu harekatı veya Türkiye'yi zayıflatma, bu harekatın sulandırma, bu harekatla alakalı işte yok onun arkasında şu var, yok onun önünde bu var deyip kendilerince ama hükümetin ama devletin değişik stratejilerini, değişik davranış biçimlerinden, değişik şeyler çıkararaktan normalde bu işi sulandırmaya çalışacaklar. Bakıyorum ben öyle ondan sonra haberlere filan böyle sosyal medyada yazılanlara yani devlet dik dursa neden dik durdunuz diyorlar. Bu kadar dik durulur mu? Dik durmasa neden taviz verdiniz diyorlar. Bunlar ne yaparsan yap hora geçmez. Neden? Bunlar kılıç artığı. Bunlar CIA bozması, Mossad yosması bunlar. Başka bir şey değiller. Takip edin bunları. Bunların hepsi de kılıç artıklarından. Başka bir şey değil. Vatanını, milletini seven, dinine, imanına sahip kimseler değil. Akıllarını satmışlar bir yere. Akıllarını bir yerlere satmışlar. Üzülüyorum bir de onlara. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Hani hadi dinsizi, imansızı dönmesini onu anladım da. Yani bir namaz kıldığımız beraber insanlar bunu yapınca insan üzülüyor. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden durduğumuz nokta bellidir. Biz devletimizi, milletimizi, ordumuzu destekleriz bu noktada. Kur'an'ımızı, sünnetimizi sever, Kur'an ve sünnetimize sımsıkı yapışırız. O yüzden devlet varsa biz varızdır. Devlet yoksa biz yokuzdur. Ne kadar yanlışlıkları ve eksiklikleri olsa dahi. Yanlışlıkları ve eksiklikleri olmuş olsa dahi. Onları görmeyecek kadar kör değiliz. Onları anlamayacak kadar dini bilgimiz yok değil. En az herkes kadar Türkiye'nin devlet sisteminin laik, demokratik hukuk sistemi denilen herhangi bir dine dayanmayan, dinsiz bir sistemin olduğunu bilen bir insanım. Bunu bilmeyen bir kimse değilim. Ama benim devlet düşmanı olmamı gerektirmiyor bu. İnşallah Cenab-ı Hak o günleri de gösterecek. İnşallah iyi günleri, güzel günleri hep beraber görür, yaşarız. Şu anda bu günleri gösteren Rabbim inşallah o günlerde cümlemize gösterir. Amin. Üç İhlas bir Fatiha-i Şerife. Amin. Hasıl olan sevaplar evvelen mizahat, fari kainatül asayi mevcudat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve gelmiş geçmiş, bütün Peygamber Zişan Efendilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyelik vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi, feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Cihari Yâri Güzün Ebu Bekir Sıddık, Ömer-i Faruk, Osman-ı Zünnuriyen, Ali el-Murtaza radıyallahu efendimizin, Ashab-ı Resulullah, Şühedâ-i Resulullah, Zevcât-ı Resulullah, İmam-ı Asam, Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbeli Hazretlerinin ruhlarına hediyeledik vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi, feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç İhlas bir Fatiha.
Amin. Pirimiz Seyyid Abdülkadir Geylani, Pirimiz Seyyid Ahmed el-Rufai, Pirimiz Seyyid İbrahim Dusuki, Şehebülesen-i Şazeli, Şah-ı Nakşibendi Muhammed-i Bahaddini, Şah-ı Mevlana Celaleddin Rumi Hacı Bektaş ve Hacı Bayram-ı Veli, Mehmed-i Muhyiddin Üftadi Hazretleri'nin ruhlarına hedirdik, vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi, feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç İhlas bir Fatiha. Amin. Geçmiş mürşidi kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhlarına, şeyhimiz, üstadımız, mürşidimiz, canımız, cananımız, sultanımız, bayındırlı Hacı Mustafa Efendi Hazretleri'nin ruhani kutsallerine, yaşayan mürşidi kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhani kutsallerine, Turiki aliyemizde gelmiş geçmiş, Osman aliyeden gelmiş geçmiş, akrabayı talikatlarımızdan gelmiş geçmişlerin ruhlarına, ruhaniyetlerine, ayrı ayrı hedirdik, vasıl ve sedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi, feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini üzerlerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, 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 el-azim, el-kerim, el-lezi, la ilahe illa hu, el-hayyul gayyumu ve netubi ileyh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Estağfirullah el-azim, estağfirullah el-azim, estağfirullah el-azim, estağfirullah el-azim, estağfirullah el-azim, estağfirullah el-azim. Estağfirullah el azim, estağfirullah el azim.
Ya malikel mülkül kadim, estağfirullah el azim. Ya malikel mülkül kadim, estağfirullah el azim. Ya malikel mülkül kadim, estağfirullah el azim. Ya malikel mülkül kadim, estağfirullah el azim. Estağfirullah aman ya Rabbi, min küllü zembin tövbe ya Rabbi. Estağfirullah aman ya Rabbi, min küllü zembin tövbe ya Rabbi. Estağfirullah aman ya Rabbi, min küllü zembi tövbe ya Rabbi. Estağfirullah aman ya Rabbi, min küllü zembi tövbe ya Rabbi. Estağfirullah tübti ilallah, velheytü kalbi anma sivallah. 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 Ya Rabbi bütün tövbelerin tövbelerinin dergah uluhiyetinde ahsan-ı makbulü kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rahman ya Rahim ya Allah. 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 Ya Sultan ya Burhan 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 ya Allah. Ya Deyyan 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 ya Burhan ya Allah. Ya Aziz ya Latif 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 ya Allah. Ya Settar ya Gaffar ya Allah.
ya Settar, ya Gaffar, ya Allah. Ya Settar, ya Gaffar, ya Allah. Ya Settar, ya Gaffar, ya Allah. Ya Rabbi, Settar ismi şerifinin hürmetine hatalarımızı, kusurlarımızı, ayıplarımızı, günahlarımızı setreyle. Amin. Ya Rab, Gaffar ismi şerifinin hürmetine günahlarımızı affı mağfiret eyle. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftal-i zikir fa'lemenne hu. La ilahe illallah. La Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha'ma salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala